Bu videoda sabit bir süratle düzgün dairesel hareket yapan bir cisim için geçerli olabilecek birkaç durumu ele alacağız. Cismin niçin bu dairesel yörünge üzerinde kaldığını, niçin düz bir yol takip ederek masadan düşmediğini anlamaya çalışacağız. İlk durumda masanın üstünde bir ipin ucuna bağlı olarak bir disk veya bir top var. İpin diğer ucu da masanın ortasındaki bir çiviye bağlı. Bu disk sabit bir süratle dairesel bir yörünge üzerinde hareket ediyor. Şimdi videoyu duraklatın ve bu disk üzerine etkiyen bütün kuvvetleri bir düşünün. Bu kuvvetlerden hangisi veya hangileri merkezcil kuvveti oluşturuyor ve böylece diski dairesel yörünge üzerinde tutuyor olabilir. Biraz kafa yorun. Evet şimdi birlikte devam edelim. Kuvvetlerden bazıları diski dairesel yörüngede tutmak konusunda pek etkili değil ama yine de varlar. Mesela yer çekimi kuvveti hali hazırda var. Çünkü bu diski bir gezegen üzerinde çevirdiğimizi varsayıyoruz. O halde yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü büyük F indis G şeklinde belirtelim. Bu turuncu ok da yer çekimi kuvvetinin yönü. Yer çekimi kuvveti böyle. Diskin aşağı doğru ivmelenmesini engelleyen şey masanın ta kendisi. Demek ki masa disk üzerine bir normal kuvvet uyguluyor. Bu normal kuvvette yer çekimi kuvvetini dengeliyor. Normal kuvvetin büyüklüğünü Fn şeklinde yazıyorum. Bu iki kuvvet birbiriyle eşit büyüklükte ama zıt yönde. Şu oku azıcık uzatayım. Şimdi başka hangi kuvvetler söz konusu? Tahmin edebileceğiniz gibi eğer burada bu ip olmasaydı disk düz bir yol izleyerek masanın kenarından düşüp gidecekti. O halde ip diske merkez yönü bir kuvvet uyguluyor disk bu sayede dairesel yörüngede kalabiliyor. İşte merkeze doğru olan bu çekme kuvvetini bir gerilme kuvveti olarak kabul ediyoruz. Yönü böyle. Büyüklüğü de F indis T. Bu örnekte diski merkeze doğru çeken kuvvet bu. Yani merkezcil kuvvetimiz bu kuvvet. O halde şunu diyebiliriz. Gerilme yani çekme kuvvetinin büyüklüğü merkezi kuvvetin büyüklüğüne eşittir. Hatta bu örnekte vektörel olarak da birbirlerine eşitler. Yani bu şekilde de yazabiliriz. Merkezil kuvvet vektörümüz bizzat bu vektör. Yani diski dairesel yörüngede tutan şey ipteki gerilme kuvveti. Bir örnek daha yapalım. Bu da benzer bir örnek ama burada işin içine bir boyut daha giriyor. Bu fizikte çok klasik bir örnektir. İpin bir ucu tavana, diğer ucu da topa veya sarkaca bağlı. Ve top sabit süratli dairesel bir hareket yapıyor. Dairesel yörüngenin merkezi tam burası. Şimdi videoyu yine duraklatın ve topa etkiyen kuvvetlerin neler olduğunu bir düşünün. Bu arada örneklerin vakum odasına geçtiğini varsayıyoruz. Yani hava sürtünmesini ihmal ediyoruz. Hadi sapladığımız kuvvetlerden hangileri merkezi kuvvet görevini üstleniyor bulmaya çalışın bakalım. Evet tıpkı bir önceki örnekteki olduğu gibi burada da bir yer çekimi kuvveti mevcut. Yer çekimi kuvvet vektörümüz bu şekilde. Büyüklüğü de Fg. Bir de topu havada tutan ipin gerilme kuvveti var. İpin topa uyguladığı çekme kuvveti bu şekilde olur. Kuvvetin büyüklüğüne de Ft diyoruz. Bu gerilme kuvveti. İyi ama yer çekimi kuvvetini dengeleyip topa dairesel bir yörünge izleten kuvvet nerede? Bu örnekte gerilme kuvvetinin bileşenlerini ele almamız gerekiyor. Çünkü bu açılı bir vektör. Bu gerilme kuvveti vektörünün düşey bileşenini yani y bileşenini aldığımızda böyle bir vektör elde ederiz. Bu bileşene ftY diyelim. Y bileşeni yani. Tabii bu bileşenin büyüklüğü. İşte yer çekimini dengeleyen ve topun aşağı düşmesini engelleyen bileşen bu. Gerilme kuvvetinin x bileşenine gelecek olursak o da böyle bir vektör olur. Gerilme kuvvetinin x bileşeni bu. Bu bileşenler buradan geliyor. X yönündeki F gerilmesi bu. Bu da onun büyüklüğü. Merkezil kuvveti yaratan şey veya merkezi kuvvetin ta kendisi işte bu bileşen. Aslında bu örnekte merkezil kuvvetimiz bakın vektör işareti koyuyorum, ip gerilmesinin x bileşeni. Topun bu şekilde doğruca uçup gitmesini engelleyen kuvvet bu.